Sizlere göre sol tarafta arkadaşlarımız var. Muhtemelen bu alana sığmadılar, orada kaldılar. Windham Otel'in terasında bulunan sevgili Kayserililer, bizler görüyoruz sizleri. Bu ne güzel Kayseri böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Yüreğinize, nefesinize sağlık. İç Anadolu'da yüksek, görkemli, duvaklı gelinsin Erciyes Dağı. Efsanesi acı, gözleri yaşlı, duvaklı gelinsin Erciyes Dağı. Gören hayran olur, kalpte sürürsün, Kayseri halkında haklı gurursun. Başın gömlek dindik, asil mağrursun. Duvaklı gelinsin Erciyes Dağı. Harika bulutlar taçtır başına. Değişmem dünyayı bir tek taşına. Saygımla hürmetim çoktur yaşına. Duvaklı gelinsin Erciyes Dağı. Sevgili Kayseriler, büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depremde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Kayseriler, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Değişime var mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Kayseri huzura var mısınız? Var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Kayseri hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Abi, bu güzel kalabalığı görünce bunu sormadan edemiyorum. 14 Mayıs'ta birinci turda bitiriyor muyuz? Birinci turda bitiriyor muyuz? O zaman kaldırın şu ellerinizi, bir dost düşman bir görsün Kayseri'yi. Görsün Kayseri. Müthişsiniz sevgili Kayseriler. Harikasınız. Şimdi ben sizleri çok daha fazla bekletmeden 2019'da Ankara'daki 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak başkenti yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum.
Sevgili Kayserililer, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hemen hemen bir haftada ikinci gelişimiz. Maşallah, geçenki mitingde çok kalabalıktı. Şimdiki de maşallah dedirtiyor. Kayseri kararını vermiş. Ve inşallah yeni bir dönemi başlatacak. 15 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Ayın 15'inde 65 milyon seçmen kararını verecek. Bir sonuç çıkacak. Daha sonra hayat devam edecek. İnsanlar şuna karar verecek. 21 yıldır ülkemizi yöneten iktidarın devamına mı, yoksa yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağına karar verecek. Bu halkın iradesidir. Ne karar çıkarsa çıksın mutlaka saygı duymalıyız. Ama sanki iktidar giderse darbe olur gibi saçma sapan söylentiler başladı. Şimdi ben özellikle bir şey istirham ediyorum. Sayın Genel Başkanımız bugüne kadar kendisine oy vermeyenlerle, tercihini başka yönde kullanacaklarla ilgili tek kelime bir şey söylemedi. Artık madem baharlar açacak, dillerimiz değişecek, güzelleşecek ve artık bundan sonra nefret siyasetini ortadan bitireceğiz. Onun için buradan başlıyoruz ve yuh demiyoruz artık. Onları Allah'a havale ediyoruz. Demokrasi kültürleri o kadar. Artı kısa kısa geçeceğim. Bir diğeri işgal kuvvetleriyle istiklal kuvvetlerinin mücadelesidir diyor. Bir diğeri İHA'ları, SİHA'ları ortadan kaldıracaklar, operasyonları bitirecekler diyor. Bir diğeri ertesi gün şampanyayla mı kutlanacak, şükür namazıyla mı kutlanacak diyerek toplumu ayrıştırıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ankara'daki başkentimizi rant işgalinden kurtardığımız gecenin sabahı, sabah namazı, Hacı Bayram namazına gittik, şükür namazı kıldık ve Bismillah diyerek başladık. Böyle kendinizi sadece Müslüman, size oy vermeyenlerin tamamını başka türlü düşünmenin anlamı nedir? Tövbe aşağı, siz Allah mısınız takdir ediyorsunuz? Kim Müslüman, kim değil? Nedir bu dil? Buna benzer çok daha söylemler var ve bunlar gittikçe artıyor. Bunun bir tek sebebi var. Ben bunu 2019'da yaşadım. Baktılar da anketlerde sonuçlar kötü gidiyor. Kötü gidince söyleyecek sözü kalmayanlar, 25 yıl Ankara'yı parsel parsel satanlar, rant imparatorluğu kuranlar, bu rant imparatorluğunun ortadan gitmemesi için türlü iftiralar attılar. İşçileri çıkaracak dediler, çıkarmadık. Sosyal yardımları kesecek dediler, kesmedik. Kırsal kalkınmada çok büyük iyileştirmeler yaptık. Onların iddia ettiği şeylerin hiçbirisi olmadı. Baktılar kötüye gidiyor. Dediler ki sayaçları PKK'lar okuyacak. Faturaları DHKP'lere götürecek. Hiçbirisi olmadı. İkincisinde yine baktılar ki hiçbir şey olmuyor. Bu insanları biz kötüledik ama tam tersine sanki bunları ülkeye bölecek gibi iddia ettikleri insanlar ertesi gün gelip çözüm sürecinde onların söktükleri TC tabelalarının yerine çakıldığını görünce Ekrem Bey'in ikinci seçimine geldik. Ekrem Bey'in seçiminde artık devletin bekası, tehlikesi falan ortadan kalktı. Başka şeyler söylemeye başladılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Bu hükümet giderse diye. Dediler ki İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Kudüs düşer. Büyük İsrail kurulur. Mursi mi, Sisi mi seçeceksiniz? Binali mi, Sisi mi seçeceksiniz dediler. Şimdi gittiler Sisi ile tokalaştılar. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü.
Allah'ın izniyle onlar ne kadar Müslümansa, en az onlar kadar, onlar ne kadar vatansever olduğunu iddia ediyorsa çok daha vatanseveriz. Ve o da yetmedi. Şimdi de aynı tezgahlar uygulanıyor. O da yetmedi. Yedek kuvvetlerini sahneye çıkarttılar ve 33 askerimizin katilini televizyona çıkarttılar. İmralı'dan mektuplar getirdiler. Şimdi de aynı şekilde, gazete haberlerine bakarsanız 28 Mart'ta görüşmeye gitmişler vesaire. Dolayısıyla ben diyorum ki söyleyecek sözü kalmayanların iftiradan başka malzemesi yok. Siz kalkın 21 yılda 1 trilyon 200 milyar milyon dolar bütçe harcadınız. 650 milyar dolar dış borcumuz var. Çok güzel işler de yaptınız. Hiçbirisini inkar etmiyoruz. Sadece yapılan bazı işleri hangi ihale usulüyle yaptınız, bizim paramızı harcıyorsunuz, ne kadara yaptınız, bunlar şey, şeffaf niye yapmadınız, niye pahalı yaptınız, sadece bunlar soruluyor. Yoksa yapılan hizmetlerden niye şikayet etsin insanlar? Ve şu anda ekonominin geldiği duruma baktığınız zaman artık ekonomi konuşulmasını istiyorlar. Soylu çıkıyor, bir şeyler anlatıyor, öbürü çıkıyor bir şeyler, sadece onlar konuşulsun isteniyor. Ve bizim cevap vermemiz isteniyor. O cevapları ben vereyim, sayın genel başkanlarımız da yapacaklarını anlatsınlar. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemeleri lazım. Biz daha iyi yöneteceğiz. 21 yıl sonra geldiğimiz durum ortada. Bugün kömür kararnamesi imzalandı. Mayıs ayındayız. Gerçi bugün hava soğuk ama kışın aklınız yok muydu? Millet tir tir titrerken neredeydiniz? Biz Ankara'da 2 yıldır 3'er aylık periyotlarla doğalgaz verip kimseyi açma açıkta bırakmıyoruz, üşütmüyoruz. Siz niye yapmadınız şimdiye kadar? Seçime girerken vatandaş akıllarına geldi. Ondan sonra İHA'ları, SİHA'ları kaldıracaklar. Anadolu gemisi falan filan. Şimdiye kadar hiçbir zaman silahlı kuvvetlerimizle, camilerimizle siyaset alet edilmemişti. Maalesef şu anda çaresizlikten her şeyi yapıyorlar. Biz de diyoruz ki onları bırakın. Seçim bitecek, o geminin üstüne kimse çıkamayacak. O gemi tersaneye gidecek, açık denizlere çıkacak. Halk gündemle karşı karşıya kalacak. Yumurtanın fiyatı nedir? Soğanın fiyatı nedir? Etin fiyatı nedir? Kredi kartını nasıl ödeyeceğim? Ekmek kuyrukları ne olacak? Esit kurumundaki kuyruklar ne olacak? Bunlar ne yiyecek? Bunların konuşulması lazım. Ne çare bulacaksınız? Onu anlatın. Şimdiye kadar çözemediğiniz torbadan hangi tavşanı çıkarıp da çözeceksiniz? Ekonomi bakanınız ayda bir değişir. Merkez Bankası başkanınız ikide bir değişir. Artık belli ki deniz bitmiş. Yapacak bir şey kalmamış. Ama en azından şu anda Millet İttifakı'nın içerisinde çok değerli ekonomistler var. 21 yıl sonra ülkeyi bu hale getiren bir hükümet var. Ama en azından şimdi yeni gelecek hükümetin en azından mutlaka bir şeyler yapma ihtimali var. Dolayısıyla denenmişi denemenin hiçbir anlamı yok. Şimdi ben geçen hafta buraya İYİ Parti Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le geldim. Burada kendisi de bazı şeylerden şikayet etti. Hani yaramaz çocuklar vardır, kendisi kusurludur. Kusurlu olduğunu anlayınca ya kaba kuvvete başlar ya küfreder, hakaret eder, değil mi? Biz zaten hakareti uzun yıllardır dinliyoruz. Kendisi gibi düşünemeyen herkes hain. Bir söylüyorlar Gabar'da bilmem nerede 80 terörist kaldı. Bir de dönüyorlar. Soğancılar, pazarcılar, kasaplar terörist, kendilerine oy vermeyenler de terörist. Bunlarda hiç kabahat yok. Ülkeyi bu hale başkaları getirdi sanki. Dolayısıyla o terbiyesizliklerin, ahlaksızca sözlerin bir tanesine dün tanık olduk. Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs, Sayın Akşener'e olmayacak laflar, sözler etti. Allah kahretsin sizi. Malzemeniz mi kalmadı?
Gerçi bakıyorum danışmanlığı yaptığı kişi mi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum gerçekten. Bir de evet, şöyle söyleyip sözlerimi sonlandıracağım. Söz verdiğim için geldim. Gerçekten dün Giresun'da tam yağmurun altındaydık. Şimdi ben size diyorum ki bizleri herhangi bir şeyle suçlayanlara, özellikle terör örgütlerini suçlayanlara hadi oradan deyin. Çünkü oradan siz terör örgütleriyle işbirliği yapıyorsunuz diye bağıran olursa benim kulağıma megri sözleri geliyor. Unutmadık bunları. Artık o konuyu kapatıyoruz, ekonomi konuşacağız. Bütün vatandaşlarımıza, kararsız onlara lütfen şunları duyurun. 15'inden sonra çocuğuna yeterli gıda yedirebilecek misin? Ne değişecek? Aynen mülakatlar şimdi kaldıracağız diyorlar. 21 yıldır ortada bir haksızlık var. Yine torpilliler girsin mi istiyorsun? Bunların bu sözlerini tutacağına falan itibat etmiyoruz artık. 21 yıldır yapmamış. Çakarlı arabalarından vazgeçemiyorlar. Başkalarını şampanya deyip bilmem ne ötekileştirenler pudra şekerleriyle, lüks iplerle geziyorlar. Vatandaşı düşünen kalmadı. Fakirlik var diye dendiği zaman ağzına krek de vurun. Bu memlekette fakirlik yok diyorlar artık. Kendileri başka bir evrende yaşıyor, milletimiz başka bir evrende yaşıyor. Onun için Altın Siyasi Parti Genel Başkanımız yan yana geldi. 2400 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıkardı. Ne yapılacaksa tamamı orada yazıldı, çözümleri, formülleri yazıldı. Onun dışında hiç başka bir şey konuşmaya da gerek yok. Dolayısıyla güzel bir şekilde tam 2 yıl müddette çalışıp ortaya bir şey koydular. Farklı siyasi partilerin yan yana gelmesi, farklı görüşlerin bir yan yana gelmesi, bir araya gelmesi çok güzel bir olay. İstiyorlar ki siz niye yan yana geldiniz, beş benzemez. Niye? Kavga mı etseydik illa? Etmiyoruz artık kavga. Bundan sonra da hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Nasıl Ankara Büyükşehir'e seçildiğimiz günün rozetimizi çıkarıp Ankara'nın tümüne eşit bir şekilde muamele ediyorsak, bundan sonra cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı olan herkese eşit muamele edilecek. Oy verdin vermedin kavgası bitirilecek. Artık Türkiye'nin huzura ihtiyacı var ve inşallah bu huzur gelecek. Dolayısıyla 6 siyasi parti genel başkanı Türkçemizin en güzel kelimesiyle uzlaştılar. Uzlaştılar, ayrışmadılar. Türkiye'yle de uzlaşacaklar. Ne ayrışacaklar? Ne de bundan sonra kimseyi ayrıştıracaklar. Herkesten vergi arıyorsanız, bu memleketin evlatlarını askere götürüyorsanız hiçbirisini ayıramazsınız. Herkes asil bir Türk vatandaşıdır. Bu kadar. Ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın saygı duymak zorundadır. Evet, sevgili gençler, madem 6 siyasi parti genel başkanı yan yana gelmiş, oradan işaretini aldım. Bu seçimi nasıl kazanacağız? Hadi duyalım. Evet. Birleşe kazanacağız. Ve inşallah 15 Mayıs'tan itibaren nasıl Millet İttifakı'nın bütün belediyeleri değiştiği zaman onların iddia ettiği hiçbir şey olmadıysa, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediyse ki biz sadece 11 belediye başkanı 30 milyonun üzerinde nüfus yönetiyoruz. Bugüne kadar bu konularda tek bir şikayet kalmadı. Yapılan anketlerin hepsinde halk memnun. Nasıl oralarda memnun olduysa biz gelmeden de bunlar yapamaz, edemez, beceremez diyorlardı. Nasıl çok daha güzel olduysa şimdi de aynısını söylüyorlar bunları yapamaz edemez diye. Bakın göreceksiniz, israf ortadan kalkacak, yolsuzluk ortadan kalkacak,
ve Türkiye çok daha huzur bulacak. 15 Mayıs'ta inşallah Türkiye'de huzur, bereket hüküm sürecek ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte birinci turda seçeceğiz. Gençler, sesinizi duyayım gençler. Birinci turda seçiyor muyuz? Birinci turda seçiyor muyuz? Birinci turda seçiyor muyuz? İnşallah. Sizlere güveniyoruz. Ve evet, her şey çok güzel olacak. Evet, daha uzatmayayım. Gerçekten hava soğuk. Ve 15 Mayıs'ta inşallah Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle Sayın Genel Başkanımızı Kızılay'da karşılayıp Çankaya kadar konfeti eşliğinde yürüteceğiz. Ve ülkemize bahar gerçekten gelecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kayseriler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere insanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Kararlıyız, milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu buraya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Selamun aleyküm. Kayserili kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'tan geleceğimizin bugünden daha güzel, daha hayırlı, daha mesut olmasını niyaz ediyorum. Kayseri benim kendi şehrim sayılır. Evet, aslen Sivaslıyım ama benim çocukluğum İlkokul 1'e kadar Develi'de geçti. Ben Kayseri Lisesi'nde 5 sene okudum. 59 yılında da buradan, aslında Kayseri Lisesi bayağı güzel bir liseydi. Biz 8-10 arkadaş teknik üniversiteye girebildik. Ben de girmiştim o zaman. Daha sonra da yurt dışı imtihanlarını kazandığımız için yine 10-15 arkadaş yurt dışına gittik. Onun için Kayserili yarı yarıya olmak benim için büyük bir memnuniyet vesilesi. Ne zaman gelsem kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum. Bunu da ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Kayseri'de okuduğum için Kayseri'nin benim üzerimde hakkı var. Elbette onu yerine getirmekte bir görev. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi bir vesile çıktı. Allah nasip ederse 15 gün sonra seçimler yapılacak. Zor bir dönemden geçtik.
Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Aslında anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algı neticesinde bir 5 yıl daha verin bana, Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama dedi. Tabii Türkiye'yi uçuracağını sadece şimdi söylemiyor. Geçmişte de söylemişti. Bazı yerlerde Türkiye belki uçtu ama konacak bir alan bulamıyor bir türlü. Muhterem arkadaşlarım, biz yapılanları inkar etmeyiz. Doğru, yollar yaptılar. Yüksek binalar yaptılar. Köprüler yaptılar. Ama şunu hemen ifade edeyim ki, bire mal olacak işi üçe beşe mal ettiler. Sırtımıza bir kambur yüklediler. Bunu da görmek mecburiyetindeyiz. Biz bu seçimlere giderken bazı konularda ittifak etmemiz gerektiğini gördük ve altı siyasi parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturduk. Derdimiz bu ülkenin ihtiyaçlarını giderebilmek, sıkıntılarının üstesinden gelebilmek, ülkemizi hakikaten dünya ülkeleri arasında en ileri noktaya taşıyabilmek. Burada bulunan kardeşlerimizin de bulunmayanların da herkesin mes'ud olmasını temin edebilmek. Bizim ısrarla söylediğimiz birkaç nokta var. Bir, biz memleketimizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyoruz. Herkes ama, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan insanlar da, bizim gibi düşünmeyen, hatta bize hasmane tavır sergileyen insanlar da mes'ud olsun bu ülkede yaşamaktan istiyoruz. Bu bizim hedefimiz. Eğer biz bunu sağlarsak, kendi tabirimizle yeniden büyük Türkiye doğar. Geçmişte dünyaya nizam veren, hakkı üstün tutan bir anlayışla hakikaten mazlumların yanında olan bir Türkiye oluşur. Ve bu oluşum yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olur. Dışarıdan gelecek bir tehlike karşısında endişe duymayız. Peki, Allah razı olsun. Elbette bizim bu adımları atarken gözetmemiz icap eden ilk konu ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkmak, bunun başında da adaleti tesis etmek gerekir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz, insanlar kendilerini emniyette hissedemezler. Onun için adalet mülkün temelidir. Biz bir araya geldiğimiz zaman Allah sağlık afiyet versin, elbette önce bir cumhurbaşkanı seçilecek. Dedik ki bu konuda Allah razı olsun ömrünü farklı kesimlerde bu millete hizmetle geçirmiş, sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuş Sayın Kılıçdaroğlu bu vazifeyi en iyi şekilde yapabilecek olan bir insandır. Bazen soruyorlar, çok açık ve net ifade etmek istiyorum, güveniyor musunuz diye. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyorum. Kendisiyle geçmişte birlikte mesai arkadaşlığı yapmış insanların bana söylediği iki husus var. Birisi dürüsttür. Yemez ve yedirtmez. Bu
şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden birisi, Cumhurbaşkanı için söylüyorum, herkes için geçerli. İki, bir meseleyi üstlenirse onu başarıyla tamamlamak için bütün gücünü sarf eder, ortaya koyar. Bizim istediğimiz ne? Derdimiz çok, problemlerimiz çok. Biz bu problemlerin halli için önce Cumhurbaşkanı'nın tavrına bakarız. Bundan dolayıdır ki benim kendisine bir güvenim var. Ama bende en çok etki bırakan özellik, kendisinin siyasi hayata atıldıktan sonra bir noktada bir tavır sergiledi. Dedi ki geçmişte birçok şeyler olmuştur. Bizler de insanız. Hata yapmış olabiliriz. Gelin helalleşelim dedi. Bakın bu o kadar önemli bir tavır ki helalleşmeye bile yanaşmadı bugünkü iktidar. Helalleşmeye bile. Bizim yuh çekmeye ihtiyacımız yok. Ama helalleşme mefhumu önemlidir. Helalleşmek istemek, ben evet geçmişte hata yapmış olabilirim. Gelin oturalım, yanlışlarımızı ortaya koyalım, bundan vazgeçelim. Biz de yapsak, siz de yapsanız fark etmez. Bu bendeki güven duygusunu pekiştirdi. Bundan dolayı kendisiyle de görüştüm. Erbakan hocamızı anma toplantılarına davet ettim. Daha sonra bir Kudüs mitingi yaptık. Oraya da çağırdık. Her toplantıda yapmış olduğu konuşmalar, verdiği mesaj hakikaten gönlümüze taht kurdurdu. Ben şimdi bu seçimlerde de siz Kayserili kardeşlerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmanızı, onun Cumhurbaşkanı olabilmek için hem oy vermenizi hem de çevrenizdeki insanları ikna etmenizi bekliyorum. Bu önemli bir iş. Elbette onun arkasından biz siyasi partiler olarak da bir araya geldik. Müştereken Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında adaylarımızı gösterdik. Mahmut Bey de bizim il başkanımız idi eskiden, genel başkan yardımcımız, şu anda adayımız. Elbette biz onlara da destek vermenizi, Kayseri'de en güçlü neticeyi bizim almamızı arzu ediyoruz. Bunu sadece bizim arkadaşlarımız milletvekili olsun, sadece Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye değil, samimi olarak inanıyorum ki eğer bu kadro iş başına gelirse 15 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin çehresi değişecek. Yeni bir Türkiye kurulacak. Nasıl bir Türkiye? Yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız. Kimsenin malına göz dikmeyiz. Hiçbir zaman yetim malı yemeyiz. İsraf yapmayız. Bir yerde bir kişiye görev verilecekse mutlaka ehlini ararız. İşi ehline veririz. Bakın ben size bazı konuları ifade ediyorum. Bunlar çok genel mefhumlar. Ama bir iş adamının bile başarılı olabilmesi bu söylediğim prensipleri uygulaması ile mümkündür. Başka türlü mümkün olmaz. Özellikle devlet yönetiminde bu sözler çok büyük önem taşır. Sadece söz, adil olalım. Sanki basit bir şeymiş gibi. Adil olmak ne demektir? Bugünkü iktidar bir türlü anlayamadı. 21 sene geçti,
Adaleti bazen dillerine alıyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar maalesef. Biz adaleti Allah nasip ederse 15 Mayıs'tan sonra tesis edeceğiz. Kimse haksızlığa uğramak endişesini taşımayacak. Elbette bunlar tek başına yetmez. Bunlar devletin, yönetimin temelini oluşturmak için dile getirilir, uygulanır. Ha, onun arkasından da bu ülkeyi ayağa kaldırabilmek için topyekün bir seferberliğe ihtiyaç var. Her konuda. Bizim şu anda problemlerimizi sıralamaya kalksak saya saya bitmiyor. Evet, yolumuz var da işsiz insanımız iş bulamıyor. Milyonlarca işsiz insanımız var. Bir kısmı, bu işsiz dediğim insanlardan bir kısmı devletten bir miktar yardım aldığı için sanki işi varmış kabul ediliyor. İş bulmak için müracaat ettiğinde yardım kesiliyor. Onun için de iş bulmak için müracaat etmiyor. Ne kadar var böyle insanlar? Emin olun 10 milyon, 15 milyon civarında geçimini sağlayamayan, küçük yardımlarla hayatını idame ettirmeye çalışan, mağdur olan insanlar var. Biz bu insanların Allah nasip ederse tamamına iş vermek mecburiyetindeyiz. Nasıl olacak bu iş? Biz kalkınmada büyük bir hamle yapacağız. Üretime dönük yatırımları sadece İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Batı Anadolu'ya yığmayacağız. 81 vilayet bu yatırımlardan pay alacak. Kayseri bunların merkezinde. Kayseri'nin özelliği var. Kayserili işini bilir. Kendisine bir iş tevdi edilirse onun üstesinden gelir. Zekası var. Pratik ticari anlayışı var. Ama maalesef Kayserili kardeşlerimizin bu vasıflarını bugünkü iktidar değerlendiremiyor. Son zamanlarda Kayseri güç kaybetti. Sanayileşme sırasında eskiden en ön saflarda yer alırdı. Şimdi gerilere düştü. İstihdam azaldı. Yeni yatırım yapılmaz hale geldi. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bakın bugün Kayseri'nin en gözde tesislerinden bir tanesi Taksan. Öyle mi? Taksan'ın temeli ne zaman atılmıştı? Erbakan Hoca tarafından 30-40 sene önce. O zaman bu fabrikalar çalışmaz dedilerdi. Sonra ne oldu? Bütün takım tezgahları, fabrikalarını getirdi, Kayseri'ye topladılar. İlk başlangıçta uygun olmayan bir özelleştirme yapıldı. Ama onun arkasından bugün Taksan Türkiye'nin en gözde tesislerinden birisi haline geldi. Binlerce insanımız çalışıyor. Dünyanın her tarafına ihracat yapıyor. Bu ne gösteriyor? Marifet iltifata tabidir. Siz eğer becerikli olduğu olan insanlara imkanları verir, tahsis ederseniz devrim mahiyetinde iş yaparlar. Kayserili'nin bu becerisi var. Hem sanayide hem ticarette hakikaten çığır açacak bir anlayışa sahip Kayserili kardeşlerim. Ben sizden pek fazla burada 5 sene kaldım okudum ama fazla bu ticareti öğrenememişim, onu söyleyeyim. Ama benim kardeşlerim, arkadaşlarım, bildiklerim hakikaten destan yazdılar. Bunlardan dolayı da memnuniyetimi ifade etmek mecburiyetindeyim. Muhterem arkadaşlarım, neden bahsediyoruz kalkınmadan? Kalkınma kendiliğinden olmaz. Kalkınma da devlet önder olmak, sanayicinin, müteşebbisin önünü açmak mecburiyetindeyiz. Ben
Kayseri'deki tesislerin, fabrikaların tamamına yakınını bildiriyorum desem yanlış söylemiş olma. Ama bunlar bugünkü kapasitelerinin 3-5 misli faaliyet gösterecek noktaya gelebilirlerdi eğer ellerinden tutulmuş olsaydı. Bir gün bu gerçekleşecek ve bu uzun zaman sürmeyecek. 15 Mayıs'tan sonra birdenbire bir patlamayla karşılaşacağız inşallah. Sizler de memnun olacaksınız. Biz de vesile olduğumuz için memnun olacağız. Bunlar yeter mi? Hayır. İşsizlik önemli bir meseledir ama çalışan insanın aldığı ücret de önemlidir. Bugün öyle bir noktaya düştük ki çalışan insanlar hep açlık sınırında bir maaşa mahkum ediliyor. Bu dönem arkadaşlarım bunu benim aklım almıyor. Açlık sınırı, toplu sözleşmeye otururken sendikalara da bazen kızıyorum. Açlık sınırında müzakere. Ne demek ya? Bir insanın karnı doyarsa yeter. Diğer geçimi, elektrik parasını, faturayı, gazı, çocuğunun masraflarını kim karşılayacak? Onu o beni ilgilendirmez diyor devlet. Yok arkadaşım, biz buna razı değiliz. Bizde yoksulluk sınırı denen bir sınır var. Biz Allah razı olsun. Biz bunu söylediğimiz zaman garipseyenler de var. Ama açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasında 3 misli fark var. Zaten ben rakamları karıştırdım. Takip edemiyorum. Açlık sınırı bir ara 3500'dü. Sonra 4000 oldu. Sonra 6000 oldu. 7000, 9000, 10000. Şimdi karıştırdım. 11000 mi 12000 mi bilmiyorum ben. Ama bu seviyelere çıktı. Yoksulluk sınırı dediğin ne? Ha, yoksulluk sınırı da ister istemez 30 binleri geçti. Kaç kişi var 30 bin lira maaş alan aranızda? 30 bin değil, 15-10 bini bulan bile zor ya. Olur mu böyle bir mantık? Emeklinin haline bak, bütün ömrünü harcamış, emeklilik hakkını kazanmış. Ama emekli olduktan sonra karnını doyurmakta, çocuğunu okutmakta zorlanıyor. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bunların hepsi değişecek. Bu değişiklik o kadar zor değil. Kime neyi vereceğinize siz karar vereceksiniz. Bu iktidar devam ederse 3-5 tane müteahhit deveyi hamutuyla yutuyorlar tabiri caizse. Biz de diyoruz ki yok ya. 85 milyon insan var bu ülkede yaşayan. Biz 85 milyonun hakkını gözetmekle mükellefiz. Allah nasip ederse bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hem de öyle uzun bir zaman içinde değil. Muhterem arkadaşlarım, tabii meselelerimiz çok. Adalet dedik, iş dedik, geçim sıkıntısı dedik. Bugünkü iktidar da diyor ki ya rakamlara bakın, biz her şeyde devrim yaptık. Devrim yaptın da bizim 450-500 milyar dolar borcumuz var ya. Dış borç. Nereden çıktı bu? Her sene, bakın bir şey daha söylüyorum. Her sene dış ticaret açığımız büyüyor. Seneyi bıraktık. Her ay büyüyor. Ya bir kere de ihracatımız ithalattan fazla olsun. Yok öyle bir şey. Siz bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Geçemezsiniz. Bunu önlemezseniz bugün 450-500 milyar dolar olan borç yarın 1 trilyon dolara çıkar. Ülkeyi satsanız ödeyemezsiniz. Bunun tedbirinin en kısa zamanda alınması icap eder. Üzülerek ifade ediyorum. Bir bakıma ne dedim size şimdi ben? Ülkeyi satsanız dedim. Aslında parsel parsel ülkeyi de satıyorlar maalesef. Yani bunu söylemekten üzüntü duyuyorum. Parsel parsel gidiyor memleketimiz. Eskiden sadece fabrikalar satılıyordu. Şimdi
Tarlalar satılıyor, tarlalar. Şimdi öğrendiğimiz bir şey var. Düne kadar fabrika almak isteyenler Türkiye'ye geliyor, fabrikaları görüyor, satın alıyordu. Şimdi adam Türkiye'ye gelmiyor. Başka bir yerde oturuyor, tarla satın alıyor. Yani Türkiye'nin toprağını satın aldığı için de kendisine vatandaşlık hakkı veriliyor. Türkiye'ye gelmemiş, Türkiye'yi görmemiş bir insan oy kullanacak şimdi. Hay Allah size akıl fikir versin. Bu mantıkla siz bu memleketi hakikaten idare edemezsiniz, ayağa kaldıramazsınız. Dış politika faciası ayrı bir konu. Oraya fazla girmeyeceğim. Ama biz kendi bölgemizde ambulans istiyorlar. Öyle mi? Burada bir kaza geçiren olmuş veya hastalanan, süratle bir ambulansa ihtiyacımız var. Buraya gelirse hemen arkadaşımız taşınır. Lütfen. Hemen. Evet, muhterem arkadaşlarım. Biz dış politikada da güvenlik içinde olmayı, güven içinde olmayı arzu ederiz. İnşallah bunun da adımları atılacak. Bu bölgede barışı tesis edeceğiz. Irak bizim düşmanımız değil. Suriye bizim düşmanımız değil. Oturup konuşacağız. Konuşmadan olmaz. Mutlaka barışı kuracağız. Barış olursa sizler de huzur içinde olursunuz. Ülke de huzur içinde olur. Muhterem Kayserili kardeşlerim, hepinize özellikle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah razı olsun. Şu meydanı doldurdunuz. Bu meydanı doldurmak demek seçimde bugüne kadar alınan neticelerden çok daha iyisini alacağız manasına gelir. En güçlü neticeyi biz alacağız. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Ben epeyce uzun konuştum, tahminimden biraz fazla. Şimdi hem Ali Bey kardeşimize hem Sayın Kılıçdaroğlu'na imkan tanımak üzere huzurlarınızdan ayrılacağım. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Seçimden sonra zaferimizi kutlamak üzere buluşma temennisiyle size veda ediyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kayseriler, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin devası var. Birlikte deva var diyen çalışan Türkiye'nin sesi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Arkadaşlar. Merhaba Kayseri. Erciyes'in evladı merhaba.
Birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Kazanacağız. Gesi Bağları'nın Sultan Sazlığı'nın hamisi merhaba. Şelaleleriyle, ırmaklarıyla, gölleriyle, vadileriyle huzurun şehri merhaba. Koca Sinan'ın, Dadaloğlu'nun güzel insanların memleketi merhaba. Burada alana giremeyip dışarıda kalan değerli Kayserili hemşehrilerimize de sesleniyorum. Hepinize merhaba. Bu meydan çoktan kararını vermiş. Bu ne güzel coşku. Bu ne güzel heyecan. Maşallah Kayseri, maşallah. Bu şehir iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir şehir. 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal da, 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de, şurada az ileride önünden geçtiğimiz lisenin mezunu. İki büyük sessiz devrimin altında imzası olan, kurucusu oldukları partilerin değil, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı başarmış iki isim de burada Kayseri'de yetişmiş. Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı iş insanlarını yetiştiren bir şehir. Çalışanların, üretenlerin şehri burası. Alın terinin, bilek gücünün şehri burası. Sadece ticarette değil, hayırseverlikte de yarışanların şehri burası. Gayet iyi biliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli dostlarım, Deva Partisi'ni kurduğumuz ilk günden bu yana sokak sokak vatandaşlarımıza buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Ama beni herhalde anlayan en iyi şehir Kayseri. Ticaret deyince burada akan sular duruyor, değil mi? Ekonomi deyince en iyisini Kayseri anlar, değil mi? Öyle bir döneme girdik ki arkadaşlar, sözüm ona, faize karşı bir hükümet var şu anda. Bir yandan lafa gelince nas diyorlar. Kutsallarımızı her gün siyasette istismar ediyorlar. Ama öte yandan devletin hazinesi son yıllarda en yüksek faiz ödemelerini bu dönemde yaptı, yapıyor. Geçen sene ödedikleri ne kadar biliyor musunuz hazineden ödedikleri faiz? 311 milyar TL. Eski parayla 6 sıfırı atmadan söyleyeyim, 311 katrilyon değil, kentrilyon. Bakın, devam ediyorum. Bu yıl ödeyeceğiz dedikleri faiz ne kadar? Tam 565 milyar lira. Bütçeye yazdılar bu kadar faiz ödeyeceğiz diye. Biz söylemiyoruz. Sayın Erdoğan'ın imzasıyla meclise giden ve meclisten geçen bütçeden bahsediyorum. 565 milyar ödeyeceğiz dediler. Yetmedi. Bir de kur korumalı mevduat için kur farkı ödüyorlar, değil mi? Bu yeni bir icat da değil. 1970'lerde DÇM vardı. Dövize çevrebilir mevduat diye. Rahmetli Özal ne dedi? Bu dedi, bilgisizliğin vesikasıdır. Enflasyonun ana sebebidir dedi. Gençlere vasiyetimdir dedi. Bir daha böyle yanlışlara bu ülkeyi sokmayın dedi. Ne yaptı Sayın Erdoğan? Özal'ın enflasyonun sebebi olarak gördüğü, kendini uyanık sananların dalaverisi dediği sistemi 40 sene sonra tekrar diriltti. Adına da kur korumalı mevduat dedi. Biri geliyor, biri gidiyor ya. Bakanların isminin önemi yok. Fark etmiyor. Karar bir kişi veriyor şu anda. Neymiş? Kur korumalı mevduatmış. Değerli arkadaşlar, bu ilk gün ilan edildiği gün ben Polatlı Ticaret Odası'nda söyledim. İlk ilan edildiği gün. Dedim ki bu dedim hazineyi batırma projesidir dedim. Milli servetimizi faize peşkeş çekmektir dedim. Ne yapıyorlar bunlar? Bankada faizde olan parası olan vatandaşa diyorlar ki sayısı çok değil. Aldığın faiz yetmez diyorlar.
Eğer kur daha fazla artarsa aradaki farkı da biz devlet ödeyeceğiz, merak etme diyorlar. Faiz üstüne faiz ödüyorlar ya. Şu işe bakın. Bir kuruş üretmeden nasıl yapıyorlar bunu? Kim ödüyor? Kayseri cevap biliyor. Senden, benden, Kayseri'nin emeğinden alıp da ödüyorlar. Vergi olarak ödüyorlar. Herkesten... Alışverişte KDV ödüyorsunuz ya, KDV. Bak şuraya gittiniz. AVM'nin terasından da izleyen vatandaşlarına da sesleniyorum. Sizlere de selam olsun diyorum. Şu AVM'ye gittiniz. Bir kilo peynir aldınız ya, KDV ödüyorsunuz değil mi? Bir çift çorap alıyorsunuz, KDV ödüyorsunuz. İşçilerimiz, asgari ücretle çalışanlarımız gidiyor gelir vergisi ödüyor. Kıt kanaat, geçinemediğinden bir de vergi ödüyor. Bütün bu vergileri topluyorlar. Zaten parası olanın üzerine kur farkı diye ödüyorlar ya, yaptıkları bu. Bir de ne yapıyorlar? Enflasyon yoluyla bütün milletin cebinden çalıyorlar. Enflasyon en büyük hırsızlıktır. Modern hırsızlığın adıdır. Soğan olmuş 30 lira. Kıyma 300 liraya geçmiş. Pastırma ya pastırma en ucuzunun kilosu 750 lira 1200 liraya gidiyor değil mi? Şu fiyata bakın ya. Sizin bizim evladımızın hakkını enflasyon yoluyla topluyorlar. Gerçek enflasyonu gizliyorlar. Enflasyon %200'e çıktığında TÜİK'e %70 %80 diye açıklattırdılar bir de utanmadan ya. Yalanla olmaz. Ve ne yapıyorlar? Bir yandan... Soğan. Soğan 30 lirayı geçince zaten artık güle güle diyeceğiz. Kimse de kuru soğan depolarına baskın yapıp enflasyonun sebebi bu depolardır dediğinizde artık inanmıyor kimse. Almıyor bunu kimse. Kayseri buna inanmaz. Sonuçta arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir vergi yoluyla. İki enflasyon yoluyla bütün milletin cebinden topladıklarını bir avuç zenginin varlığına varlık katmak için kullanıyorlar. Şu andaki yeni ekonomik model dedikleri bu. Başka bir şey değil. 2018'de ne demişti hatırlıyor musunuz? Bu kardeşinize yetkiyi verin. Faizle nasıl mücadele edilir göstereceğim demedi mi? Seçimlere öyle gitmedi mi? Gördük gördük. Gördük faizle nasıl uğraştığını. Söyledim bakın bu sene 565 milyar faiz ödeyecek. Yetmedi. Geçen seneki kadar ödese 200 milyarda kur fark etti mi? 500'e 265 ekleyin. Düzeltiyorum. 565'e 200 ekleyin ne eder? 765. Gelelim şimdi asıl hesaba. 765 milyara ne yaparsınız? 765 milyar ne kadar büyüklük bir paradır değil mi? Yani bunu bazen ölçmek kolay olmuyor. Hele hesap kitap şaşınca hiç olmuyor. Bakın ben çok basit size bir hesap edeceğim. 11 Şubat'ta 2 ay önce resmi gazetede hükümetin yayınladığı inşaat birim maliyetlerine göre 100 metrekarelik bir dairenin KDV dahil inşaat maliyeti 750 bin lira. 750 bin. 100 metrekare. Arsa yok tabii burada, arsa hariç. Çünkü devlet zaten arsaya para ödemiyor. 750 bin liraya 100 metrekarelik bir daireyi inşa edebiliyorsunuz. TOKİ. Peki, 750 bin liraya bir daire ise 1 milyon konutu kaça mal edersiniz? 6 sıfır ekliyorsunuz, ne ediyor? 750 milyar ediyor. Demek ki 750 milyara 1 milyon tane konutu devlet inşa edebiliyor. Peki bunlar bu yıl faiz artı kur farkına ne ödeyecekti? 765 değil mi? Demin hesap ettik. Demek ki bu yıl faize ve kur farkına ödenecek diye ilan ettikleri rakamla tam 1 milyon tane konutu bedava üretip vatandaşa teslim etmek mümkün.
Paranın büyüklüğünü görüyor musunuz, paranın büyüklüğünü? Büyük para, büyük. Sadece faizi ödediği geçen senede 1 milyon konut üretiyordu. Bu senede 1 milyon konut üretecek kadar büyük rakam. Bu mu faizle mücadele ya? Bu mu ekonomi yönetimi? Ne diyor? Ekonomistim diyor. Alanım ekonomi diyor. Ama sonuç ortada. Sonuç ortada. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Sorunun da tam özünde bu var. Yazık bu millete ya. Gerçekten içimiz kana alıyor. Çok üzülüyoruz. Çok çok üzülüyoruz. Yağlamanın arasına koyduğumuz kıyma olmuş 300 lira ya. Yani rahatça yağlama yiyemiyor mu millet? 300 lira kıymanın kilosu. Şimdi... Şimdi vatandaş diyor ki, patates diyorsunuz, soğan diyorsunuz, doğru. Böyle deyince de ne diyor? Vay efendim, soğan mı konuşulurmuş diyorlar. E azıcık parasızlıktan bahsedince ne diyorlar gençlere? Çıkar telefonunu göster diyorlar, değil mi gençlere? Ha, telefon lüks ya. Çıkar telefonunu göster diyor. Arkadaşlar bu bir ihtiyaç ya. Telefon dediğin ihtiyaç, haberleşme bir haktır, insan hakkıdır. Bilgi almak insan hakkıdır. Bugün akıllı telefon bir temel haktır. Bakın arkadaşlar, bir telefon, şöyle iyisinden bir telefon. Bu telefonu almak için asgari ücretle çalışan bir gencimiz ne kadar çalışmak zorunda kalıyor biliyor musun? Hiç yemese içmese, hiçbir şey harcamasa, 6 aylık asgari ücret biriktirse ancak alıyor. 6 ay, 6 aylık asgari ücret bir telefon ediyor ya. Peki bu süre Avrupa'da ne kadar, Amerika'da ne kadar? Bir hafta. Bak, Kayseri dersini çalışmış, hesap biliyor. Söyledim. Gençlerimiz son modelinden bilgisayar almak istiyor, alamıyor. Son model PlayStation almak istiyor, alamıyor. Ülkemizin gençleri dünyadaki ekranlarından, akranlarından geri kalıyorlar. Haklısınız gençler. Zaten gençler yürüyor, biz arkalarından geliyoruz. Gençler ülkemizin yarını değil, bugünü, bugünü. Bugünü. Biz hep beraber. Hep beraber. Değerli arkadaşlarım, bu ağır vergi yükleriyle, bu yüksek bilgisayar fiyatlarıyla, yüksek teknoloji fiyatlarıyla gençlerimizin karşı karşıya bırakılmasına biz itiraz ediyoruz. İtirazımız var. Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki gençlerin elindeki imkanlar neyse biz bunları gençlerimize sunmak zorundayız. Çünkü onların gençleri daha kabiliyetli değil. Sadece sunulan fırsat, sunulan imkan meselesi bu. Biz bunları sağlamak zorundayız ve inşallah sağlayacağız arkadaşlar. Bu karanlığın içinde belki hayal etmesi zor geliyor ama inanın çok hızlı toparlanacağız. Siz bizlere destek vereceksiniz, biz gerisini inşallah halledeceğiz. Endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok. Değerli arkadaşlar. Aynen. Birleşe birleşe kazanacağız. Çok yakın. Çok yakın. Bu seçim ne yaptık? Bu seçim 6 parti bir araya geldik. 6 parti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Ortak politika metni hazırladık. Tam 2300 madde. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Bunun örneği yok. 6 parti. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını bütün detaylarıyla hazırladı. 2300 maddelik ev ödevi 20 tane bakanın önüne konulacak birinci günden itibaren. Örneği yok, yaptık bunu. Başka ne yaptık? Birleşe birleşe kazanacağız dedik ve ortak cumhurbaşkanı adayımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirledik. Yetmedik.
İnşallah. Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak. 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Bunu göreceğiz inşallah. Ortak aday da yetmez dedik. Ne dedik? Ortak listeyle seçime gitme kararı aldık. Bu da çok önemliydi. Tek bir listeyle seçime girelim ki tek bir oy dahi zayi olmasın dedik. Hesap orada da. Her parti ayrı ayrı listelerle seçime girdiğinde küsuratlardan herkes kaybediyor. Beraber seçime girdiğimizde o küsuratlar toplanıyor. Hep beraber daha fazla milletvekili çıkarıyoruz. Havuz büyüyor ve her parti daha fazla milletvekili çıkarıyor. Millet İttifakı da daha fazla milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla ne yaptık? Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve ortak listeler dedik. Böylece ne dedik? Deva Partisi'ne destek veren vatandaşlarımız Deva için Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet diyecek dedik. Saadet'e destek verecek arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ne dedik? Saadet için CHP'nin altına evet dedik. Gelecek için CHP'nin altına evet, Demokrat Parti için CHP'nin altına evet dedik. Böylece birleşe kazanacağız diyorsunuz ya, işte onu gerçekleştireceğiz inşallah. Hep beraber kazanacağız çünkü. Özgür ve zengin bir Türkiye'yi beraberce inşa edeceğiz. Biz çözeceğiz, biz. Nasıl iki tane büyük krizi çözdüysek ekonomik krizi, bu krizi de biz çözeceğiz inşallah. Evet, şöyle bakıyorum meydana, yaşı yeten çok vatandaşımız var. 2001 krizini hatırlarsınız. 2008-2009 krizini hatırlarsınız. 2001 krizinde faizler %7500'e çıktığında, 20 tane banka battığında Sayın Bahçeli o hükümetin ortağıydı. Onun için biz ona krizlerin ortağı diyoruz ya. Ne zaman kriz bakıyoruz orada. Şu anda kriz var gene orada. O günlerde doların ateşi bir türlü düşmüyordu. Ne yaptık? Kolları sıvadık. 2001-2002 krizini çözdük. 2 yılda 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik. Avrupa Birliği rotasında sapasağlam ilerledik. Daha sonra 2008-2009'da da büyük bir kriz çıktı. Bütün dünyayı yaktı. Komşumuz Yunanistan'dan tutun İtalya, İspanya hepsi sıkıntı çekti. Biz ne yaptık? 2008-2009 krizden de ülkeyi çıkarttık. Türkiye bunları başardı mı? Türkiye 2001-2002 krizini çözdü mü? Çözdü. 2008-2009 krizini bu ülke çözdü mü? Çözdü. İnşallah bu krizi de çözeceğiz. Daha iyisini yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. Çok daha iyisini yapacağız. Sakın unutmayın arkadaşlarım. İnanın çok yakında tatile gitmek, araba almak, ev almak, hayal olmaktan çıkacak. Tekrar vatandaşlarımızın satın alma gücü yükselecek. Tekrar bu ülke bunu başaracak. Hepsi gerçek olacak. Türkiye'yi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Kayseri'deki esnaf kardeşim de, çiftçimiz de, tüm çalışanlarımız kazanacak. Bütün Türkiye kazanacak. Ve nasıl kazanacağız biliyor musunuz? Güveni inşa ederek kazanacağız, güveni. Güven olmazsa olmaz. Başarının sırrı güvendir, güven. Ben bunu, aynen. Bazen ben güven deyince gençler bana soruyor. Başkanım diyorlar ya, güven nasıl kazanılır bir anlatsana. Güven nasıl olur? Ben de diyorum ki gençlere, bir dakikada 8 maddede özetleyeyim. Güven nasıl kazanılır? 1. Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. %200 olan enflasyonu %80 diye açıklamayacaksın. 2. Söz verince tutacaksın. 3. Emanete hiyanet etmeyeceksin. 4. Devlet yönetiyorsan her daim adaletle hareket edeceksin. 5. Ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Dürüst ve ehil insanlarla çalışacaksın. Kadroyu öyle kuracaksın. 6. İstişareyi asla elden bırakmayacaksın.
1000 biliyorsan bir bilene soracaksın. 7. Bitmedi. 7. Şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. 10 yerden gizli saklı maaş almayacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısından 250 milyar doları boşaltmayacaksın. Şeffaf olacaksın. Soruyoruz ya. 3 yıldır soruyoruz. Cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Ne yaptınız bu Merkez Bankası'nın dövizlerine diyoruz ya. Arka kapıdan sattılar 250 milyar doları. Eksi. Bakın. Dün çıktı rakamlar ortaya. Dün Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi 67 milyar dolara düştü. Dövizler bitti. Altınları satıyorlar son haftalarda harıl harıl ya. Döviz tükendi. Altın satmaya başladılar son haftalarda. Çok üzülüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın elindeki dövizi sıfırladıkları gibi Merkez Bankası'nı 67 milyar dolarda döviz borcuna sapladılar bunlar ya. Rakamlar daha dün çıktı ortaya dün. 8 ve son. Güveni nasıl oluşturacağız diye başladık ya 8 madde. 8. ve son madde. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu 8 maddeyi yerine getirin, korkmayın. Korkmayın. Şimdi sizlerden sözler istiyorum. 14 Mayıs'ta özgürlük diyecek misiniz? 14 Mayıs'ta adalet diyecek misiniz? Hukuk diyecek misiniz? 14 Mayıs'ta zenginlik diyecek misiniz? Umut diyecek misiniz? Artık şu kara kış bitsin. Bahar gelsin diyecek misiniz? Millet İttifakı'nı güçlü bir şekilde meclise gönderecek misiniz? 14 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Ben sözümü aldım. Buradan Kayseri'den bütün Türkiye'ye sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Haydi berekete, haydi özgürlüğe, haydi zenginliğe diyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz. Değişimin için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Bu bahar en içten bir sevinçle güreceğiz hep birlikte. İlk turda bitirelim mi? İlk turda bitirelim mi? Buraya bir 112 acildeki görevli arkadaşlarımızı rica ediyorum. Hemen platformun önüne gelebilirler mi lütfen? 112 acildeki arkadaşlarımız hemen platformun önüne gelsinler. Sevgili Kayserililer, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ömrünü hak, hukuk, adalete adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet.
Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Gençler, iktidar diyorsunuz değil mi? Halkın iktidarını istiyor musunuz? Halkın iktidarını istiyor musunuz? İşçinin, çiftçinin, köylünün, emeklinin, sanayicinin iktidarını istiyor musunuz? Esnafın, taksi şoförünün, tır şoförünün iktidarını istiyor musunuz? Garibin gurebanın iktidarını istiyor musunuz? Adaletli bir iktidar istiyor musunuz? O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Kayseri biliyorum. 1974'lerden bu yana Kayseri'yi çok iyi biliyorum. Kendi içinde, kendi dinamikleriyle büyüyen Anadolu'nun kilit illerinden birisi olan Kayseri. Ama son yıllarda giderek kan kaybetti. Kişi başına gelir düşmeye başladı. İnsanlar işsiz olmaya başladı. Çok sayıda insan yoksulluğa, fakirliğe mahkum edildi. Bunları gayet iyi biliyorum. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Bunu beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri yine bölgenin en güçlü illerinden birisi haline getirmek zorundayız. Çünkü Kayseri kilit bir kent, kilit. Orta Anadolu'nun kilit kenti. Bakınız, yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar değil mi? Yıllardır. Her gelen hızlı tren sözü veriyor. Her gelen yapacağız diyor. 22 yıldır yapamadılar. 22 yıl. Ama unutmayın. Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez. O hızlı tren buraya gelecek. Sadece hızlı tren mi? Hayır. Kayseri'yi eğer demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız. Demir yolunu aynı zamanda Kayseri'den Mersin'e, İskenderun'a bağlayacağız. Aynı zamanda şunu da yapacağız. Merkez Türkiye projesini büyüttük. Aynı zamanda Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan hattı Akdeniz'in en büyük üretim üssü haline getireceğiz. Akdeniz'in. Dolayısıyla Türkiye üreten değil, Türkiye aynı zamanda dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Dünyayla rekabet eden. Ve üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Teknolojide önemli adımlar atan bir Türkiye. Söyledim. Atatürk Havalimanı'nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim. Kıyamet koptu. Nasıl yaparsın? Yapacağız. Uzay araştırmaları merkezi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştireceğiz. Yapacağız. Çok şey yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Yapacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Göreceksiniz siz bunu. Yapacağız, göreceksiniz. Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye'yi değil, herkesin caddelerinde, sokaklarında, huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Devlet vatandaşını doyurur. Devlet soygunculara hizmet etmez. Soygunculara hizmet eden
bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışına doğru geleceğiz. Beraber geleceğiz, birlikte geleceğiz. Baharı getireceğim, baharı. Bu ülkeye baharı getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkeye birlikteliği getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından dolayı sorgulanmadığı güzel bir Türkiye inşa edeceğim. Göreceksiniz, beraber ve kucaklaşacağız. Göreceksiniz. Türkiye kucaklaşacak. Kayseri'nin kooperatif mağdurlarının sorunlarını da biliyorum. Oralarda dönen dolapları da biliyorum. Türkiye'de dönen dolapları biliyorum. Hani diyorum ya, 418 milyar doları getireceğim, bu halkın cebine koyacağım diye. İtiraz ediyorlar. Parayı getiremezsin diyorlar. Hiç endişe etmeyiniz. Bu kardeşiniz malı götürenlerin hepsini biliyor. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyor. Amerika'yı da biliyor. İngiltere'yi de biliyor. Nerelerde oturduklarını biliyor. Hangi bankalara para yatırdıklarını biliyor. Tek tek son kuruşuna kadar getireceğim. Alın terinin hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Tam 2015 yılından bu yana, ya emekliye Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar bir ikramiye ödeyin dedim. Bu kadar basit. Yılın iki seferinde ödeyin bunu dedim. Parayı nereden bulacaksın? Önce o yaygara başladı. Eylülünoğlu'na var da emekliye niye yok? Bulacaksın. Devleti yöneteceksin. Para var bütçede. Bütçedeki paranın nereye harcandığına siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar emekliye vermeyeceğim dedi. Ben de ısrar ettim. Sonra vermeye başladılar. Ama biner lira. Sonra aradan bir zaman geçti. Seçim yaklaştı. Biraz yükselttiler. Şimdi dedim, asgari ücret kadar vereceksiniz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda emeklilerimiz bankaya gidecekler. Orada Kurban Bayramı'nda 15 bin lira para yattığını göreceksiniz. 15 bin lira. Gene bağırıyorlar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Kardeşim, beşli çetelere gelince para var. Malı götürenlere para var. Yandaşa para var. Ama emekliye gelince para yok. Bulacağım. O beşli çetelerden alacağım, emekliye vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Adalet diyoruz değil mi? Adalet sadece mahkeme salonunda olmaz. Hayatın her alanında adalet olur. Emekliye açlık sınırının altında aylık veriyorsan orada adalet yok demektir. Açlık sınırını ben belirlemiyorum. Türk İş belirliyor. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsun. Emekli şu demektir. Emekli genç yaşında çalışmaya başlayan, üreten, alın teri döken, primini yatıran, zamanı gelince de emekli olan ve insanca bir hayat sürdürmeye çalışan kişi demektir. Emeklinin de tatil hakkı yok mu Allah aşkına? Ya yıllar yılı çalıştı, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulundu. Emekliyi açlığa mahkum ettin. Ettirmeyeceğiz. Beşli çeteleri açlığa mahkum ettireceğiz ama vatandaşı değil. Onlar... Benim umudum da sizsiniz. Gençler, bakın gençler, dersime iyi çalıştın. Kayseri'de ilk kez sandığa gidip, ilk kez genç arkadaşlar,
ilk kez sandığa gidip oy kullanacak kişi sayısı, genç sayısı 88.029 kişi. 88.029 genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Türkiye genelinde yaklaşık 5.300.000 kişi sandığa gidecek, oy kullanacak. 5.300.000 genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan koyacak. Güzel bir armağan bırakacak. Diyecek ki bütün dünyaya şunu söyleyecek. Türkiye'de otoriter bir rejim vardı. Tweet atarken bile çekiniyorduk. Eleştirirken bile çekiniyorduk. Annelerimiz, babalarımız bizi uyarıyorlardı. Aman sakın tweet atma, gözaltına alırsın diye. Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla gönderdik. Onu aşağıya indirdik. Yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik diyeceksiniz. Ve gençler, size sözüm söz. Size sözüm söz. Beni Cumhurbaşkanı seçtiğinize çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. O özgürlüğü vereceğim size. Eksiğim varsa eleştirin. Hatam varsa eleştirin. Bundan çekinmeyeceğiz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü siyaset ve siyasetçi eleştiriden ders çıkarmak zorundadır. Bizim eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir. Ama birisi eleştirdiği zaman ona bakmamız lazım. Ya hata mı yapıyoruz acaba? Bir yanlışımız mı var acaba? Demokrasi budur. Demokrasi hoşgörü rejimidir, hoşgörü. Demokrasi insanların düşüncelerini özgürce açıkladığı bir rejimin adıdır. Bunu unutmayın. Ayrıca beşli çeteler dedim ya, ayrıca hedef aldığım bir kitle daha var. Uyuşturucu baronları. Onların da kökünü kazıyacağım. Onların da. Uyuşturucu baronlarıyla kucak kucağa geziyorlar. Beraber pink atıyorlar. Bay Kemal ona bakıyor. Ama size sözüm var. Gencecik evlatlarımı zehirleyen o uyuşturucu baronlarının kökünü de kazıyacağım. Tamamını göndereceğim. Bir şey daha. Bir şey yapacağımız çok iş var. Bu ülkeye dedim ya baharı getireceğim diye. Yapacağımız çok iş var. Bakın bütün sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Hani sınırdaki tabela ne diyordu? Vatan namustur. Sınır namustur. Ya sınır namussa nasıl oluyor da yol geçen hanına dönüyor? 3.600.000 Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içerisinde onları Suriye'ye uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Bay Kemal söz verdi mi tutar. Bakın en geç 2 yıl içinde diyorum. Barışacağız Suriye ile. Büyükelçilikleri açacağız. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız. Kardeşim buyur git kendi ülkene. Tatil yapmak istiyorsan gelebilirsin Türkiye'ye. Yemek yemek istiyorsan gelebilirsin. Düğün yapmak için gelebilirsin. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Başka bir şey daha. Kiralar aldı başını gidiyor. Şu anda mahkemelerde en çok görülen dava ev sahibi kiracı davası. Bakın 22 yıldır çözemediler ya. 22 yıl. TOKİ daha önce 1,5 milyon civarında konut yaparken son 22 yılda 500 bin civarında konut yaptı. Kime yapıyor bu konutları? Sırtı kalınlara yapıyor. Bay Kemal sırtı kalınlardan yana mıdır? Bay Kemal halktan yanadır. Halk için çalışır. Halk için mücadele eder. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa Bay Kemal de açtır. Bir çocuk elektrik parası kesildi diye karanlığa mahkum edildiyse Bay Kemal de karanlıktadır. Bakın evimde 1 hafta elektriği kestim. Niçin? Sırf elektriği kesilen vatandaşları bütün Türkiye hissetsin diye. Elektriği kesilen. Kışın ortasında bir ailenin, yoksul ailenin elektriği kesilir mi? Yoksul fakir ailenin doğalgazı kesilir mi? Bunların tamamını düzelteceğim. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Bütün kadınların
geleceği güvence altına alıyor. Hiçbir kadın ben yoksulum demeyecek. Aile destekleri sigortasıyla sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Öyle fakirleri sıraya diz. Ondan sonra onlara yiyecek torbası da at. Televizyon ekranlarını çağır. Beni burada gör. Olmaz. İnancımız aykırıdır. Hiç kimse yoksulluğu dolayısıyla teşhir edilmemelidir. İnsanın bir onuru vardır. O onurun korunması lazım. Yoksulsa, o yoksulsa o ayıp ona ait değildir. Devleti yönetenlere aittir o ayıp. Dolayısıyla biz devleti yönetenleri adaletle devleti yönetmelerini istiyoruz. Bir şey daha. Bay Kemal için çok şey söylenir. Her türlü iftira atılır. Şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. 27,5 yıl devlette çalıştım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kamuoyuna açıkladım. Neyim varsa bu. Alın teriyle kazandım. Siyaset zenginleşme alanı değildir. Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Bundan emin olun. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Zenginleşme aracı değildir. Onların malı götürdüğünü biliyorum. Nereye götürdüğünü biliyorum. Manhattan'da 35 katlı gökdelen yaptıklarını biliyorum. Muhammed Ali Kley'in çiftliğini satın aldıklarını biliyorum. Dünyalıklarını yurt dışına götürdüklerini biliyorum. Tamamını getireceğim, tamamını. Bu milletten çalınanı tamamını getireceğim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Milliyetçiliğe gelelim. Sinan Ateş pankartı neredeydi? Sinan Ateş, evet. Bakınız. Bir genç, yürekli bir genç, temiz bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyor ve failleri yakalanmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da hakkını sonuna kadar arayacağım. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Tamamını o failleri getireceğim. Emin olun kulaklarından tutup mahkemeye teslim edeceğim. Adaleti orada sağlayacağız. Milliyetçilik. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik kendi parasının, ülkesinin parasının değerini korumaktır. Milliyetçilik herkesin iş aş sahibi olmasını sağlamaktır. Milliyetçilik güçlü bir Türkiye olmaktır. Milliyetçilik egemen güçlerin karşısında diz çökmemektir. Milliyetçilik 85 milyonun onuruyla yaşaması demektir. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, değil mi? Vuran kimdi? Rusya'ydı. Sağ ol. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Fotoğraf çektirecek ya. Fotoğraf çektirecek. Gelsin fotoğraf çekelim. Gelsin. Gelsin. Gel. Çek. Gel bakalım. Milliyetçilik halkını sevmektir. Bakınız 34 askerimiz şehit edildi. Bir baktık bir şey oldu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı gitti Putin'in ayağına. Ya bu şehit olan bizim askerimiz. Sen oraya niye gidiyorsun? Özür dilenecekse onların özür dilemesi lazım. Putin ne yaptı? Kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda ne kadar beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye çağırdı. Gel koltuğa oturabilirsin dedim. Benim ağrıma gider. Benim siyasi rakibim ama ağrıma gider.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu pozisyona düşüremez. Bay Kemal asla bu tür şeylere izin vermez. Herkesin bilmesini isterim. Asla. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz biz. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz. Tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza vereceğim. Diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Ya 20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Alacağım, alacağım. O fabrikayı alacağım, ordumuza vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Yine aynı şekilde Gata. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Askeri hastaneler. Tamamını kapattılar. Tamamını. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hepsini aldılar. Vermiyorlar. Ya asker kardeşim, askeri hastanenin açık olması lazım. Vermediler, az kaldı, o hastanelerin tamamını açacağız. Tamamını ordumuza teslim edeceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bizim Ekrem Başkanımızın güzel bir sloganı vardı. Her şey, her şey, her şey. En arkadakiler duyuyor mu acaba? Her şey. Her şey. Şurada kafede arkadaşlarımız var. El sallıyorlar, biz de el sallalım. Onlara da sesleniyorum. Her şey. Her şey. Burada bariyerlerin arkasında da dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Sevgili Kayseriler var. Size de sesleneyim. Her şey. Her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye ahlakı, erdemi, güzelliği getireceğiz. İnanın yolsuzlukları bitireceğiz. İnanın kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız. İnanın. Sizi seviyorum. Size hizmet etmenin onurunu bahşederseniz size onuruyla hizmet edeceğim. Gururla hizmet edeceğim. Hiçbir vatandaşın yüzünü yere indirmeyeceğim. Hiç kimsenin yüzünü yere indirmeyecek. Ülkenin itibarını, ülkenin saygınlığını her noktada koruyacağım. Bunun sözünü veriyorum. Söz Bay Kemal'in sözü. Sana söz Kayseri, hepsini yapacağım. Hepsini. ...13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve ben hızlıca öncelikle buraya Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ı, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Kallamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Ve yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı da. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kayseriler, millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız Erdoğan Toprak. Genel Başkan Başdanışmanımız İzmir Milletvekili Tuncay Özkan. Kayseri Milletvekilimiz Çetin Arık. Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Gonca Yelda Orhan. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Candan Karlıtekin. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyelerimiz Halil Özsoy, Tunahan Elmas, Rojat Ölmez, Bahar Ekşi, Meltem Gürler, Furkan Arık, Kadri Esra Aygün, Hüseyin Kadiroğlu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sabri Tekin. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Beytiye Ekici.
Şimdi Millet İttifakı İl Başkanlarımızı davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Adil Demir. Demokrat Parti İl Başkanımız Öner Yiğitoğlu. Deva Partisi İl Başkanımız Ufuk Taşçı. Gelecek Partisi İl Başkanımız Cumali Tosun. İYİ Parti İl Başkanımız Tansu Şener. Saadet Partisi İl Başkanımız Baki Coşkun. Sevgili Kayserililer, 14 Mayıs'ta seçerek Ankara'ya göndereceğiniz milletvekillerimizi anons ediyorum. Kayseri'nin birleştirici gücü, gülen yüzü, gençlerin aşkı, aşkın genç. Mahmut Arıkan, Burhan Bahadır Özsoy, Zülküf Arslan, Ümit Özel, Özgen Aydıncak, Ali Çetinkaya, genç bir arkadaşımız, sizlerin kardeşi Onur Sergen Doğan, İbrahim Kağan, Niyazi Ünalmış. İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Dursun Ataş, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Cengiz Gürbüz, Betül Tosun, Kazım Yücel, Serap Durmuş, Süleyman Bozkurt, Mehmet Sebati Ataman, Sedat Kılınç, Belgüzar Kılıç. Aramızda konuk belediye başkanlarımız var. Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Uzunlu Belediye Başkanımız Okan Yaşar Elbaşı, Çayıralan Belediye Başkanımız Ömer Çodar. Sevgili Kayserililer, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Çetin Arı'yı unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. Yürütme organında bakan yardımcısı olarak inşallah görev alacak. Kayseri'ye bakan yardımcımız Çetin Arı, hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Kayseriler, milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sana sözüyle bahar var gelecek, sana sözüyle bahar var gelecek.